Bir de ben bu olayda neyi görüyorum biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman İbrahim kıssasını. Hocam çok ilginç bir şey görüyorum. Şimdi İbrahim'in yaşadığı zamanda daha ne Musa gelmiş, ne İsa, ne Muhammed. Doğru mu? Doğru mu hocam? Evet. Tevrat daha gelmemiş, İncil daha gelmemiş diyeceğim ama yazılmış bir şey. Yani yazılmamış. Kur'an da yok. Doğru mu? Evet. Hazreti Muhammed Hazreti İbrahim'den 2500 sene sonra. Hazreti İsa Hazreti İbrahim'den 2000 sene sonra. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den 1000 sene sonra yaşamış. Şimdi mesela biz Hazreti Muhammed'in hayatını okurken diyoruz ki peygamberlik gelmeden önce de işte putlara karşı çıkıyordu, tasvip etmiyordu Mekke müşriklerin dinini. Şimdi bu normaldir. Çünkü Erdemliler İttifakı diye bir şey var. O Hılful Fudul ona o derneğe üyeydi biliyoruz Hazreti Muhammed. Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı. Tek tanrıcılığı duymuştu. Semavi dinleri. Doğru mu? Ticaret etkilenmiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani peygamberlik daha gelmeden de o şirke bulaşmamış olması normaldir. Ama İbrahim'de böyle bir şey yok. Çünkü öncesi yok. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani derdim ne? Derdim şu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben çok güzel bir şey, ilginç bir şey soracağım bütün izleyenlere. Biz hep İbrahim'in işte Nemrut'a karşı çıkışını, o putlara secde etmeyişini, onların dinini kabul etmeyişini değil mi? Hatta gidiyor putları kırıyor. Kur'an bu olayı öve öve anlatıyor değil mi? İbrahim'in bu eylemini. Hatta İbrahim'in bu eylemi yani İslam itikadında böyle şarkılara, ezgilere, şiirlere konu olmuş bir şey yani değil mi? Burada özellikle Hatta Murat Tekman'ın dinlemesini tavsiye ederim. atasözleri, deyimler bile olmuş yani İbrahim put kıran değil mi? Evet. Bir şey var ama hocam. Bu olay İbrahim'e peygamberlik gelmeden önce olan bir şey. Şimdi İbrahim bunu yaparken İbrahim'in dini neydi? Hanif'ti, deistti. Hocam İbrahim şimdi bak şimdi şu var. Hazreti Muhammed Mekke'deki putları kırdı değil mi? Ama peygamberlik gelmişti Mekkelilerin ona. dinini reddediyordu ve putlarını Evet. kırdı. Ama başka bir din adına yaptı bunu. Değil mi? Hatta Doğru. o dinin peygamberi olarak. Evet. İbrahim böyle değil. Herhangi bir dinin peygamberi olarak yapmıyor bunu. Herhangi bir dinin mensubu olarak da yapmıyor bunu. Bir dini yok. Dünyada ne kadar din varsa hepsini reddediyor. Hatta yani anlatır İslami kaynaklar işte önce diyor ki benim diyor Tanrım bu aydır diyor. Sonra ay kayboluyor bu olamaz diyor. Sonra güneş diyor. Arayış içinde. Anlatabiliyor muyum? İbrahim dinlere karşı çıkarken başka bir din adına bunu yapmıyor. Çünkü kendisinden önce de bir şey yok. Yani ortada ne Tevrat var, ne İncil var, ne Kur'an var. İbrahim'in o çıkışı, o putları kırması tamamen deist bir çıkıştır. Tamamen deist bir çıkıştır. Ve Kur'an deizmi övüyor hocam. Gerçekten övüyor. Bu korkunç bir Şimdi İbrahim'e yeni bir peygamberlik gelmesi, bak İbrahim'e peygamberlik gelmesi, yani İbrahim'in bir dinle ilişkisi bu olaydan yıllar sonra olan bir şey. Bu Nemrut'un putlarını kırması, bu olaylardan yıllar sonra olan bir şey. İbrahim Nemrut'un putlarını kırarken hatta putlara işte o toplumun dinini kabul etmiyor diye ateşe atılırken bütün bunlarda
İbrahim'in daha bir dini yok. Hiçbir dine iman etmiyor. Ama yaratıcıya, evrenin gerçek yaratıcısına iman ediyor ve arayış içinde. Yani Tanrı yoktur demiyor. Ateist bir düşüncesi yok. Tanrı var ama arayış içinde. Bakıyor, ay olabilir mi? Önce ay diyor, sonra yok bu değil diyor. Şimdi bir dine mensup insanın böyle bir arayışı olabilir mi? Benim Tanrım kimdir? Bir dine mensup olanın bir Tanrısı vardır yani. Anlatabiliyor muyum? Bellidir yani. Tamamen deist bir çıkıştır. Ve Kur'an orada deizmi övüyor hocam. Bakın, İbrahim'e peygamberlik gelmesi. Yani Kur'an İbrahim'in bu çıkışı, bu davranış ve hali üzerinden deizmi övdüğünü mü söylüyorsunuz? Kesinlikle. Yani şimdi direkt deizmi övme değil ama o çıkış deist bir çıkıştır ve Kur'an o çıkışı övüyor. Şimdi şunu soruyorum. Yani İbrahim daha peygamberlik gelmemiş. İbrahim o putları kırarken işte benim ilahım bunlar olamaz. Ay olabilir. Ay da olamaz. O zaman yıldızlardır. Yok, yıldızlar da olamaz. Güneştir. Güneş en büyüğüdür. Yok, sonra diyor ki o da olamaz. Bunları yaparken, bu sorgulamayı yaparken İbrahim'in dini nedir? Onu soruyorum. Birisi bana söyleyebilir mi İbrahim'in dini? Şimdi soru şu. Bu yıldız, güneş birer metafor olamaz mı? Bir sembol olamaz mı? Yani mesela diyelim ki güneş Mitra dinini sembolü. Onu o dini temsil ediyor olamaz mı? Veya olabilir. Şimdi İbrahim İbrahim zamanında bir tek o Harran'daki toplumun inandığı din yok elbette. Farklı dinler var. Doğru. Ama İbrahim hepsini sorguluyor. Bu hak olabilir mi? Bu hak olabilir mi? Tamam mı? Sabilik var, şu var, bu var, bir sürü bir şey var. Evet. Ama ortada bir gerçek var. Yani kutsal kitapların anlatımlarından, Tevrat'tan, Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlar ışığında ortada bir gerçek var ki bu en nihayetinde bunların hiçbirini kabul etmiyor. Doğru mu? Evet. Evet. Yani ne kadar din, ne kadar Tanrı üzerinde düşünmüş, tartışmış, kafa yormuş olursa olsun hak olabilir mi, bu olabilir mi diye sorgulamış olursa olsun nihayetinde sonuç olarak vardığı nokta şu ki hiçbirini kabul etmiyor. Bu doğru mu? Evet. Yani hiçbir dini kabul etmiyor. Ama kendisine de bir din gelmiş değil. Bir peygamberlik gelmiş değil. Böyle bir şeyin ne olduğunu da bilmiyor. İbrahim bu çıkışlarından ve bu çabalarından sonra mı peygamberlik makamına ulaşıyor? Çok sonra Cebrail'le tanışıyor. Ve yani Cebrail'in ona ilk söylediği şey de yani buradan çık diyor. Güney'e git diyor. İlk emri de odur yani. Bu da bir enteresan. O göç hadisesi yani Kürdistan'dan İsrail'e göçü de bunun üzerine gerçekleşiyor. Peki eşi olan Sara da peygamber. Hocam şunu beraber görüyorum kısaca. Ben dinler şöyle ortaya çıkmışlar. Dinler bizzat dinlere karşı çıkmaktan doğmuşlar. Mevcut dini reddederek ancak çıkabiliyor. Ne evet, yani? Dinlere karşı çıkmaktan doğmuşlardır. Hmm. Şimdi dinlere karşı çıkılmamış olsaydı bu semavi dinler çıkmayacaktı ortaya. Anlatabiliyor muyum? Yani en azından tarihsel gerçekler, okumalar, kutsal kitapların anlatımları bunu gösteriyor hocam. Ve kesinlikle İbrahim, bir kere ortada bir gerçek var. İbrahim'e Cebrail'in gelmesi, peygamberliğin, mesajın gelmesi, bu putları kırma olayından çok sonra, hatta evlendikten sonra, o da zaten Cebrail'le ilk mesaj geldikten sonra geliyor evde karısını anlatıyor. Aynen Hazreti Muhammed olayında olduğu gibi. Yani evlidir o zaman, ilk ayet geldiği zaman. Ama bu diğer olayda yani daha evlenmemiş çocuk. Ya evli değil, genç bir delikanlıdır yani. O putları kırar. Ama Kur'an onu övüyor. Ve orada İbrahim
Ve henüz peygamberlik gelmemiş. İbrahim peygamber değil. İbrahim peygamberlik nedir? Bilmiyor bile ya. Bilmiyor. Bütün dinleri sorguluyor, bütün tanrıları sorguluyor. Bu olabilir mi? Bu hak olabilir mi? Gerçek olur. Ama en niyetinde hiçbirini kabul etmiyor.